Lütfen sessizliğinizi koruyun. Program başından beri konuşmuyorsunuz, şu andan itibaren de susun. Allah Allah. Sevgili Adnan Aybaba ile ayrı işler, geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Arsenal deplasmanında yapacağı maç öncesinde bir iddiaya girdiler. Bu stüdyoda geçtiğimiz hafta canlı yayında Adnan Aybaba ne dedi? Onu izliyoruz. Sevgili ayrı işler, yılların gazetecisi diyor ki tribün ateşinde canlı yayında. Eğer Adnan Aybaba'nın 10-0'lık skoru tarihi fark olursa ben tek taş pırlanta küpe takacağım diyor. Evet. Doğru mu? Evet. Peki sana siz de küpe takın. Ben de küpe takacağım. Tamam. Dur, oldu. Daha değerli toplu bir şey de söyleyebilir. Ağzında bıçakla şurada bir şey Şamil dansı yapsın. Kim kazanırsa karşı taraf küpeyi takıyor. Küpe evet. Kulağına küpe olsun. Kulağına iddiaya girme. Kulağına evet. Küpe olsun mesajını içeren çok pırlanta çok, tek taş küpeyi güzel. Takıyor. Tabii, kabul tamam. mü? Kabul. Tamam. Aliye Hanım, siz buradasınız, hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Görüntüler ekrana geldi. Sevgili Adnan Aybaba'nın bir söylemi var. Sevgili Tosun Yavuz bize diyor ki, tek taş pırlantaydı diyor ama ekonomik kriz, sevgili ayrı işler. Bana ne abi ekonomik kriz dedi? Bir saniye. Daha abici, bana ne? Bana ne abici, ben kabul etmem bu işi. Sağlıklı. Bir dakika, şimdi tribüne soralım. Aliye Hanım'ın yerini alalım mı? Bir dakika, dinliyoruz. Aliye Hanım dursun da, ben rahat olun. Şimdi tribüne soralım. Ne geçiyor orada, pırlanta küpe mi değil mi? Bir dakika. Konuşun bir dakika. Doğru, pırlanta küpe diyor. Bitti abicim. Yani ben bir taktım. Pırlantaya mı deldireceksin? Evet. Alsaydı pırlanta. Siz de bir bana tek taşını kendin alırsın. Yok ya ben niye? Siz de alalım şöyle. Önemli olan şöyle benim... Şöyle sağa doğru gidelim evet. Önemli olan benim iddiayı... Aynen şöyle dışarı doğru. İddiayı kazanmış olmam. Adnan'ın kulağına bir şekilde küpeyi küpe olsun diye takmış olmam. Yani deldirmekti. Bir kere deldirmekten bir şey olmazdı ki abi ya. Abi deldir, sen deldir ben de küpe takayım. Olsun, küpeyi takmış olması da önemli bir şey değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Bir dakika. Şöyle Engin öbür kulak, bir dakika. Öbür kulak. Peki, ya, öbür kulak. Kulak peki. Kulak. Böyle duracaksınız ama 10 dakika boyunca. Hacı mı program sonuna kadar? Hayır ki. Sonra kızına hediye eder. Öbürüne tak. Kızına. Tak öbürüne, tak bana. Sevgili Adnan Aybaba'yı alkışlıyoruz. Nasıl? Helal olsun. Tebrik ederim. Sen de tebrik ederim. Allah'ım. Peki. Aliye Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sana bir şey diyeyim mi? Evet yerlerinizi yüzüne alıyoruz. Yüzüne anlam çok kazandı. Buyurun bakın. Yüzüne anlam kazandırdı. Büyük lokma yut. Büyük konuşma. Sevgili ayrı işler. Hayri Bey buyurun. Sevgili Adnan Aybaba oturun. Bir saniye. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir saniye oturur musunuz? Oturum. Evet. Moda ama ya. Vallahi evet. Sevgili ya. Adnan Aybaba canlı yayında küpeleri taktı. Türbün ateşi. Adnan Aybaba, Adnan Aybaba sözünü tutar. Adnan Aybaba verdiği sözü yemez. Hayri işlerle iddiaya girdi. Evet. Kaybetti ve 70 milyonun önünde canlı yayında büyük bir medeni cesaret göstererek kaybettiği iddianın gereğini yerine getirdi. Evet. Ben de Fox Spor ekibi olarak Tribün Ateşi programı sunucusu olarak sizi tebrik ya ediyorum. Sevgili Ersan Çelik'in yorumları olacak. Sevgili seyircilerimize şunu hatırlatayım. Yaklaşık 30 yıldan beri Adnan'ı tanırım. Hani derler ya küçüklüğünden beri. Doğru tanısın. Ama sevgili Adnan senin bu hallerini görmektense görmemeyi tercih ederdim. Yani... Ne diyeyim ben sana kardeşim? Ne diyeyim ya? Ne diyeyim ya? Fakat şu ne bu yakıştı, yakıştı, yakıştı. Papyon olayı vardı yani. Şu papyon böyle çıkar. Delikanlı bir arkadaşla birlikte program yapmaktan dolayı gurur duyuyorum. Helal. Peki Hayri Bey bir de bu papyon yeme olayı vardı. Papyon... Az sonra. Birazdan geleceğiz oraya. Evet. Papyonumu da iyi küpeyi çıkarmıyorsunuz. Papyonumu da küpe yayın boyunca kulağınızda olacak. Bu anlaşmada var mıydı? Evet. Tabii tabii. Kulağınızda küpe olsun bir daha da Fenerbahçe üstüne iddia girme. Fenerbahçe benim sayemde yaptı bu işleri. Doğru. Evet abicim. Soyunma odasında senin istihbaratın var. Neler söylediler? Ben şey tribün atışı programıyla ilgili. Evet. Sen şimdi biliyorsun. Fenerbahçe'ye başlıklar takar mı? Ben neyse ağzım bir şey söylemek istemiyorum. Bir saniye. Kimle söyledi? Ben konuşmuyorum. Konuşmuyor Adnan Aybaba. Sizin ilk duygularınızı bir alabilir miyiz? Sıcağı sıcağına. Neler hissediyorsun? Bir sessizlik lütfen. Acı var mı acı? Arkadaşlar rica ediyorum acı sessiz. Acı var mı şu an? Bilakis çok mutluyum.
Delikanlı Adnan Aybaba'ya yakışıyor mu? Delikanlı. Aa, bir dakika. Aa. Yavuz Sultan Selim delikanlı değil mi? Ya. Onun da küpesi var. Tabii. Cem Yılmaz yok mu küpesi? Var. Hepsi delikanlı bunlar abi. Başar. Sevgili Adnan Aybaba'ya tabii yürekten katılıyorum ama kişisel görüşüm. Ne oldu, tıkandın mı? Hayır, tıkanmadım da. Kişisel görüşüm. Verdiğiniz örnekler altına imza atarım ama bu kadar renklisini ve iki kulağa takılanını ilk kez gör. Hayır, başka bir şey var. Bülent. Delikanlı adam. Bakın, hayır, delikanlı adam renkli küpe takar mı? Çok özür dilerim. Ben mümkün olduğu kadar. Peki başka bir şey söyleyeyim. Müsaade eder misiniz? Tabii, tabii. Ben mümkün olduğu kadar. Bol konu.